Diliyorum. Bu akşamki yayınımıza katılacak olan ve daha sonra bu yayınımızı izleyecek olan misafirlerimize şimdiden hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü konuğumuz Jambi Ceylan beyefendi. Ben hızlıca kendisini yayına davet ediyorum. Davet ettim. Bekliyoruz şimdi. Misafirlerimiz de gelmeye başladı. Can bir kapıyı da. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi Sesim geliyor akşam. mu? Evet, sizin sesiniz geliyor. Benim sesim size ulaşıyor. Evet, geliyor. Teşekkür ederim. Yalnız Can Bey, şöyle bir sıkıntı var. Benim sesim yansıyor, tekrar geri dönüyor. Bir saniye. Böyle bir cızırtı oluşuyor. Şu an nasıl acaba? Oluşuyor. Şu an nasıl, Şu rahat an duyuyor çok musunuz iyi. acaba? Şu an çok iyi. Ben de kendi sesimi duyuyorum. Anladım. Nasılsınız? İyisin, İyisiniz sağ umarım. olun. Çok teşekkür ederim. Siz Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi seste sorun vardı. Seste kimin sesinde sorun var? Benim sesimde mi? Şöyle, şimdi ben sizi, benim sesim tekrar geri dönüyor Anladım. O zaman yayına. bir saniye izin verir misiniz? Efendim? Kulaklık takmayı denesiniz, acaba daha rahat olur mu? Bana bir saniye izin verir Tabii misiniz? tabii. Bekliyoruz. Hemen geliyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Jambi Bey gelene kadar biraz sohbet edelim isterseniz. Hoş geldiniz. Evet, internet bağlantısı kötüydü ama seste de biraz sıkıntı var. İnşallah birazdan çözeceğiz. Yeni gelen katılımcılarımız için söyleyelim. Yayın, internet bağlantısı ve seste sıkıntı yaşadığımız için Jambi Bey'i bekliyoruz, tekrar bağlanacak. Teşekkür ederim Tarık Bey. İnşallah çok güzel bir yayın olacak. Ben de inanıyorum. Ben çok iyi hazırlandım. Misafirlerimizin de çok güzel sorularını aldık. Onları da yanı başında hemen hazırladım. İnşallah soracağım. Evet, şimdi tekrar davet ettim. Merhaba tekrar. Merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Şimdi nasıl geliyor Tamam. acaba Şu sesim? anda süper. Çözüldü, ses sıkıntımız yok. Harika. Çok sevindim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Ayrıca beni davet ettiğiniz için, katkı sağlamamda yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz. Ben de iyiyim. Asıl ben teşekkür ediyorum davetimize icabet ettiğiniz için. Bu kadar, hatta bugün de çok yoğun geçtiğini söylemiştiniz. İnşallah bu yayınımızda yoğunluğunuzu biraz hafifletmiş olacağız diye düşünüyorum. Ben de öyle umut ediyorum inşallah. İnşallah. Şimdi şöyle, biz ilk başta biraz sizi tanımak istiyoruz. Jambi Ceylan kimdir? Nasıl bir çocukluk, nasıl bir gençlik, nasıl bir öğrencilik dönemi geçirmişti? Buralardan böyle ufak ufak, hatta zihninizde kalan böyle unutamadığınız bazı anekdotlar varsa onları da paylaşarak şöyle bir başlayalım istiyoruz. Tabii ki harika. Siz mi sorarsanız ben mi anlatmaya başlayayım? Buyurun anlatın, ben aralarda giriş yapacağım. Tamam. Türkiye doğumluyum ben. Düzce'de doğdum. Daha sonra işte küçük yaşlarımı Düzce'ye geçirdim. Bir sene İstanbul'da kaldıktan sonra ailemin Rusya'ya taşınması, Güney Rusya'ya, Kafkaslara taşınması durumu söz konusuydu. 15 yaşındayken
Ailece oraya taşındık. Ondan sonra geri döndüler. Ben 30 yaşına kadar Rusya'da kaldım. O bölgelerde büyüdüm diyebilirim. Okul hayatım biraz bu trafik nedeniyle okul hayatım biraz dengesiz geçti diyebilirim. Çünkü işte ilkokul, ortaokul Türkiye'de, lise 1 Türkiye'de, sonra işte Rusya'ya git, orada işte dil bariyerinden dolayı 2 sene kaybet, işte tekrar okulu orada başla bitir vesaire derken böyle bir inişli çıkışlı bir okul hayatım oldu. Ama liseden hemen sonra devlet halk danslarında bünyesinde çalışmaya başladım. Aslında devlet halk dansları bünyesinde bulunan halk dansları akademisinde eğitim alıp sonrasında devlet memuru olarak devlet halk danslarına katıldım. Ondan sonra sanırım hayatımda böyle bir düzen oluşmaya başladı. Çünkü Peki öncesinde buyurun buyurun. buyurun, siz sözünüzü bitirin lütfen. Çünkü öncesi malum küçük yaşlarda farklı kültürlerin içerisinde böyle geçişler yaptığınızda insan ister istemez etkileniyor. Ben de işte belirli bir yaşama kadar bu taşınmaların, bu işte kültürel farklılıkların avantajlarını gördüğüm kadar dezavantajlarını da gördüm. Peki halk danslarına yönelmenizde etkili olan birisi var mıydı, yoksa bu alana ilgi duyduğunuzu mu fark edip o alanda ilerlediniz? Maalesef fark ederek olmadı aslında. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Potansiyelimizi keşfetmeyle alakalı bir sıkıntımız var. Bu eğitim sistemimizden dolayı olabilir. Bu ailelerin bakış açısından olabilir. Ben de potansiyeli keşfedilememiş gençlerden bir tanesiydim açıkçası küçük yaşlarımda. Örnek vermek gerekirse kötü bir öğrenciydim. Ama kime göre, neye göre derler ya, işte edebiyatım çok iyiydi. Sosyal bilimlerde başarısızdım. Çok hayal kuran bir çocuktum. Çok küçük yaşlarda küçük öyküler yazardım. Çok okurdum, işte şiirler yazardım vesaire. Artık bunların hiçbiri kalmadı da. Ama maalesef ailem de dahil olmak üzere, ya bu çocuğun acaba edebiyata mı şeyi var, yatkınlığı var, acaba bu çocuğun sanata mı yatkınlığı var gibi yaklaşımlar olmadığından dolayı biraz siz deyin tesadüf, ben deyin tevafuk, hayat beni kendi yoluma bu tür tesadüflerle ya da işte o tevafuklarla itti ve bugün yaptığım şeyi aslında yapmış olmak için bu dünyaya geldiğimi düşünür haldeyim. Ama onu bulabilmem benim için epey bir zamana mal oldu. Yani bu hayattaki misyonumu, işte potansiyelimi bulabilmem benim için epey bir zamana mal oldu. Malum hayat kısa, zaman değerli. Bunu ne kadar erken insan keşfedebiliyorsa o kadar kendi yolunda emin adımlarla yürüyebiliyor. Benim gibi biraz geç keşfedebiliyorsa da işte sonrasında çok çalışarak o zaman kaybettiği zamanı tekrar kazanmaya çalışıyor. Şöyle can bir şey diyebilir miyiz? İnsan kendini fark ettiği zaman sanki yaşam başlıyor onun için. Ya evet, öyle diyebiliriz açıkçası. Öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Dans benim için nasıl başladı? Ben Kafkas kökenli bir aileye mensubum. Küçük yaşımda, işte 11 yaşımdayken ailem halk danslarını Kafkas Derneği'ne beni yönlendirdi. İşte orada amatör anlamda dans eğitimi almaya başladım. 11 yaşında başladığım amatör dans bana işte 17 yaşımda devlet halk danslarının kapısını açtı. O da işte tevafuk. Çok güzel. Ama tevafuklar kendinizi fark etmenize ve keşfetmenize vesile olmuş. O yüzden aslında 17 yaşında başlıyor olmanız, ailenizin sizi bu anlamda destekliyor olması, yine ailenizin de biraz şey hakkını yemeyelim, teslim edelim yani. Tabii ki Diyebiliriz. onların hakkını kesinlikle yemiyoruz. Evet. Onların hakkını kesinlikle Şöyle. yemiyoruz. Zaten evet, ailelerin katkısı olmadan tabii ki bu işler olmuyor. Ama bizde işte biraz daha bu konuda belki farkındalık, bizde derken genelleme yapıyorum. Bizim kültürümüzde mentorluk da çok da fazla yok. Ben ona da baktım, geriye dönüp baktığım zaman eğer bir mentorum olsaydı beni yönlendirebilen, kendi hedeflerim doğrultusunda ya da hayallerim doğrultusunda ya da yatkınlığımla alakalı olarak çok daha farklı olabilirdi gibi geliyor. Ya da çok daha farklı olmazdı ama çok daha erken olurdu bazı şeyler. Ben biraz daha
kendimi biraz daha geç buldum diyebilirim. Şey oluyor Cemre Bey, yani bir öğrencinin, bir çocuğun ebeveyn tarafından baktığınız zaman başarı kriteri derslerinde göstermiş olduğu performans ve o performansın sonucunda almış olduğu not oluyordu genelde. Toplumsal olarak da biraz bu bilinçle, hani o dönemde anneler babalar onu biliyorlardı ve kriter oydu yani. Ya evet, maalesef biz buna çok çok bağlanıyoruz, çok inanıyoruz ama süreç, yaşam, hayat gösteriyor ki bu aslında bir yere kadar evet önemli ama bir yerden sonra da çok da önemli değil açıkçası söylemek gerekirse. Burada Bence, önemli olan estağfurullah, bölmek istemiyorum ama bence yani bir anne olduktan sonra bunu çok daha iyi anladım. Bir çocuğun başarı kriteri veya kendini gerçekleştirmesi, o şeylerle hiç alakası asla yok yani. Ben şu an mesela şeye odaklanmış durumdayım. Kendi kızım şu an 3,5 yaşında. Ya acaba neyi var? Neyi yeteneği var? Onu anlamaya çalışıyorum. Onu gözlemlemeye çalışıyorum. İnşallah İşte bu başarılı çok olur önemli. diyelim. Evet. Bu çok önemli. Kişi yatkın olduğu, sevdiği işi yaptığı zaman mutlu oluyor. Mutlu bir hayat yaşıyor. Belki de mutlu bir hayat yaşıyor olmanın anahtarı kaç yaşında olursanız olun sabah yataktan kalkıp işte sabah yataktan kalkmak için bir amacınızın olması, yaptığınız işe tutkuyla bağlanıyor olmak, işte işleyen demir ışıldar demiş bizimkiler. Bununla ilgili benim sohbetin ilerisinde de tekrar döneriz bahsederim. Benim işte şeylerim vardır. Hem negatif anlamda hem pozitif anlamda örneklerim vardır. Feyz aldığım insanlar vardır vesaire. Baktığım zaman aradaki farkı görmek çok mümkün. İnsan kendi yatkınlığını, kendi potansiyelini ne kadar erken keşfederse onun için o kadar önemli. Bunu kendi başına keşfedemez maalesef küçük yaşlarında. Nasıl bir hayat yaşamak istediğinin kararını erken yaşta vermek biraz zor. Çünkü bu biraz daha tecrübe, biraz daha yaptığınız iş, işte gittiğiniz yollar, bulunduğunuz ortam vesaire. Biraz daha ileriki yaşlarda belki işte 20'li yaşlarda belki 30, şanslı olanlar 20'li yaşlarda, şanslı olanlar Evet, 30'lu evet, 40'larda yaşlarda nasıl bir hayat yaşanmak istediklerine karar veriyorlar. Ben buna benim için bir yaşlanma projesi diyorum. evet. Ben erken yaşta diyelim bu nasıl bir hayat yaşamak istediğime dair karar verdiğim için biraz daha şanslı görüyorum kendimi. O başka bir mesele. Onu belirli bir yoldan gitmeden, işte bir şeyleri yaşamadan, bir şeyleri artık masanın üzerine koymadan karar veremeyebilirsiniz. Ama potansiyelini keşfetmek erken yaşta çok gerekli. Neye yatkın olduğunuz, neye potansiyelinizin olduğu. Peki Cem Bey, hayatınızda böyle dönüm noktam dediğiniz, böyle kırılma anı yaşadığınız bir an oldu mu ve bunun öğretisi size ne oldu? Yanlış hatırlamıyorsam 1993 senesi olsa gerek. Ben o zaman işte kaç yaşındayım? 16 yaşında falan sanırım, 16-17. Tam da hatırlamıyorum. Ailem Türkiye'ye geri dönmeye karar verdi. O zaman ben kalmakta ısrarcı oldum. 16 yaşında işte başka bir ülkede. İşte o zaman tabii Rusya Federasyonu'nun çok da böyle cıvıl cıvıl olduğu zamanlar değil malum. 1991 yılında Sovyetler Birliği çöktü, işte Rusya Federasyonu oldu ama 1999'a kadar stabil olmayan bir Rusya vardı, yokluğun olduğu, işte devlet içi kliklerin problemlerinin olduğu vesaire, ekonomisinin kötü olduğu, bir geçiş dönemi yaşandığı. Öyle bir ülkede tabii ki öyle bir şeyde tabii ki ailem beni bırakmak istemez. Zaten reşit de değildim henüz. Ben de Koç burcuyum ve biraz inatçı bir insanım. O inatçılığımın yaptığım işteki tutkumla da faydasını çok gördüm ama bu noktada ben Türkiye'ye geri dönmek istemedim. Zaten 15 yaşında oraya taşınmıştık. Bir kültürel bir geçiş söz konusuydu. O geçiş beni ergenliğimde çok etkiledi. Yani kimim, neyim, nereye aitimi bulmam da epey bir zaman aldı benim bu işte kültürel geçişlerden dolayı. Çünkü işte Çerkez kökenliyim, işte Türkiye'de doğdum, büyüdüm, sonra işte Rusya'ya gittim.
Türkçe'de konuşuyorum, Rusça'da konuşuyorum, Çerkezce'de konuşuyorum, Çerkezce şarkı da dinliyorum, Türkçe şarkı da dinliyorum, Rusça şarkı da dinliyorum. Bunların hepsini seviyorum ama kimim neyim, bunları bulabilmem uzun zaman oldu. Ben işte kalmak istedim. 6 ay kadar tabii bir kavga demiş tabiri caizse. Aileye karşı işte isyan bayrağını açma vesaire derken en son onlar beni orada bırakmaya karar verdiler. Buradaki 6 ay boyunca işte çok inatla ben Rusya'da kalmak için direndim. Bu benim için dönüm noktası oldu. Çünkü bugün ne yaptıysam, ne ettiysem, ne yaşadıysam işte bu süreçten sonra tek başıma zaten küçük yaşlardan itibaren koç burçları biraz böyledir. Biraz özgürlüklerine düşkündür. Tek başıma işte kendi ayaklarım üzerinde durayım, kendi yolumda ilerleyeyim vesaire gibi bir düşünceye sahiptim, hisseye sahiptim. İşte bunu bugün de işte bir yere suya değil ama bir yere bir yazı yazabildiysem o süreçten sonra başladı diyebilirim. Eğer Türkiye'ye geri dönmüş olsaydım bilmiyorum mevcut potansiyelimi gerçekleştirebilecek miydim, gerçekleştiremeyecek miydim? O çok büyük bir soru işareti. Bu en azından birinci benim için dönüm noktası oldu. Peki hayatta birçok zorlukla karşılaşmışsınız. Ben bu zorluklarla sizin size has bir baş etme yöntemizi geliştirdiğinizi düşünüyorum ve bir bakış açısı. Yani bu çünkü bu süreçler zor süreçler ve çocukluk ve gençlik döneminize denk gelen süreçler. Şimdi geriye baktığınızda ve o zamanlarda bu anlamda bir gelişim ve farkındalık oldu mu sizin için? Yani zorluklarla şu anda mesela nasıl bir baş etme yöntemi geliştirdiniz ve bunu uyguluyorsunuz hayatınızda? Yani sürece baktığım zaman evet bu konuda başarılı görüyorum kendimi. Çok büyük özel teknikler mi uyguluyorum? Hayır, aslında biraz o sorunun cevabı ruhumun derinliklerinde gizli herhalde. Ben inatçı bir insanım. İstekleriyle, kendine ait istekleriyle, tutkularıyla, yaşamak istediği şekille alakalı inatçı bir insanım. Kendimi yaşlı bir boksara benzetiyorum. Yani ringde dayak yiyip 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 ama bir türlü düşmeyen ama sürekli dayak yemeye devam eden ve bütün gücü işte düşmemek olan bir boksöre benzetiyorum açıkçası. Bu birçok çocukta olabilecek gibi ben de işte biraz önce bahsettiğim işte kültür arası geçişler, küçük yaşta çok taşınmalar, yer değiştirmeler, sürekli sosyal çevrenin değişmesi, dil bariyerleri, hep adapte olmaya çalışmak vesaire. İşte yaptığın işte hep böyle bir şekilde kendini ispat etmeye çalışmak. Çünkü işte sahne sanatları kökenliyim. 8 sene devlet halk danslarında dans ettim. Ben orada çalışırken işte biz yabancı iki kişiydik orada sadece. İşte Rusların bir sözü vardır. Kendi insanının yanında yabancı, yabancıların arasında kendi insan diye. Ben öyle bir süreç dedim. Türkiye miyim, demeyeyim, Türk müyüm, Rus muyum, Çerkez miyim, Rusya'da mıyım, nereye aitim vesaire. Bunun yanı sıra 26 yaşında sirke geçtiğim zaman, Rusya'da sirkine geçtiğim zaman orada da öyle yanlış bilmiyorsam bugün hala Rusya sirklerinde çalışmış tek Türk benim, tek yabancı benim. Dolayısıyla orada da bir şekilde var olmaya çalışmak, işte kendini ispat etmeye çalışmak, işte hep geriden gelmek çünkü ister istemez yabancısınız vesaire. Bunların hepsini kendi küçük yaşlarımda yaşadım ama asıl problemlerim Türkiye'ye döndükten sonra başladı. Neden? Çünkü yapmak istediğim, yapmak istediğim işte şeyler, hayallerim, hedeflerim vardı ama bunun Türkiye'de ki hala bugün öyle çok da fazla talebi yoktu. Çok da fazla bilinmiyordu da aynı zamanda. Türkiye'nin, Anadolu'nun genel kültürüne, tarihine çok katkısı olacağını düşündüğüm atlarla ilgili bu işte cündilik vesaire şeyler bugün ufak ufak böyle kıvılcımlanmaya başladı. İnşallah alevlenir de, inşallah daha sonra da yangına düşer. Ama bizim kendi kültürümüzde çok eskilerde olan bu işte bu cindilik becerileri vesaire Türkiye'de bilinmiyordu, yapılmıyordu, istenmiyordu da. Yani istenmiyordu derken bilinmediği için istenmiyordu. Dolayısıyla ben de işte bu yaptığım işi Türkiye'de var edebilmek adına çok çok zorluklar çektim. Çünkü bir şeyi Türkiye'de tek yapıyor olmanız ya da işte en iyi yapıyor olmanız vesaire hiçbir şey ifade etmiyor. Sizin yaptığınız işte bir talep.
kesildi ama çok özür diliyorum. Sesiniz Ha, sizin kesildi. de kesilmişti. Şimdi duyuyor musunuz Ben acaba? sizi şimdi duyuyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ekranda sanırım bir görüntünüz tam net değilmiş. Bununla ilgili yazıyorlar. Onlara da kayıtsız kalmamak adına söylemek istedim ben. Evet, ya bununla ilgili ne yapabilirim Tamam. bilemiyorum Ben çok iyi ama. ama. Ben çok iyi. Tamam. Dolayısıyla asıl yani potansiyelini keşfetmek sadece tek başına bir şey ifade etmiyor. Günün sonunda potansiyelinizi ortaya da dökebiliyor olmanız lazım. Yani bir hasat ürün alabiliyor olmanız lazım. O noktada ben çok zorluklar yaşadım. Hala da yaşamaya devam ediyorum. Ben 2005 yılında Türkiye'ye döndüm. Ben döndüğümde işte bu atlı akrobasi, atlarla bu iletişim, işte atlarla ben sıra dışı binicilik beceriler diye ilan ediyorum ya da adlandırıyorum yaptığım işi. Bunların hiçbiri bilinmiyordu, yoktu. Çok da olmadığından dolayı, bilmediğinden dolayı da talep de yoktu. Bu süreçte işte o ben hep dayak yiyip düşen ama geriye kalkan, ondan sonra ya da işte düşmeyen bir boksör pozisyonundaydım ki bugün daha az dayak yiyorum ama hala öyleyim diyebilirim. Şöyle şimdi bu anlatımınızda biraz atlara dokunmuş olduk. Ben oradan size bir soru Evet. sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir söyleminiz var. Binici için söylüyorsunuz bunu. Atları ehlileştirmekten bahsederken aslında ehlileşenin at değil de binici olduğunu ifade ediyorsunuz. Ben de size sormak Evet. istiyorum. Şimdi siz inatçı da bir insansınız. Öyle söylediniz. Yani Evet. at sizi hangi yönde ehlileştirdi? İletişim öyle bir şey ki biz genelde ne söylediğimizle daha çok ilgiliyiz. Yani mesajı iletmekten ziyade söylemekle daha fazla ilgiliyiz. Önemli olan karşıya ulaştırmak. Biraz bu iletişimin şifrelerini at bana verdi aslında. Çünkü ben atlarla çalışırken onların aynı zamanda entelektüel zekasını da yükseltmeye çalışıyorum. Malum at otobur bir hayvan, güdüleriyle daha çok hareket eden hayvan. Sol beyin, sağ beyin onlarda da mevcut. Sol beyinli atlar var, sağ beyinli atlar var. Bunlardan bir tanesi işte duygulardan sorumlu, diğeri işte mantık, akıldan sorumlu. Güdü ve mantığın atın zihninde inanılmaz bir kavgası var. Oraya erişmek zorundasınız. Erişmek zorunda olduğunuz için de aynı dilde konuşmuyorsunuz. Onun dilini öğrenmek zorundasınız. Ona erişebilmek için ona anlatabiliyor olmak zorundasınız. Yani işte bir atı işte yatıracaksınız diyelim. Bunu böyle yapacaksınız diyemezsiniz. Bu mesajı ona iletmek zorundasınız. Komplike şeylerde işte triklerde, hareketlerde, elementlerde hareketi bölerek ata öğretmek zorundasınız vesaire. Her şeyden önce işte onun kendisine zarar vermek istemediğinizi anlatmak, ifade etmek de zorundasınız. İnanılmaz bir aranızda güven de oluşturmak zorundasınız vesaire. Dolayısıyla atların bana en büyük katkısı beni ehlileştirmesi bu iletişim becerileriyle oldu diye düşünüyorum. İnsanlarla gerçi çok becerili değilim iletişim noktasında ama atlarla çok daha farklı. Beni hayatta tutan, beni işte ne bileyim hayatta tutan demiyorum ama hayattaki en büyük tutkum vesaire bu noktalarda beni değiştirdi atlar, bana bir dokunuşlar oldu diyebilirim. Peki atlarla aranızdaki olan bu bağ dünyaya bakışınızda ne gibi farkındalıklar ve farklılıklar kazandırdı size? Öncelikle bir öncekine dönelim. Orada biraz yarım kaldı anlatım. Benim söylemim şu. Uzun süre atlarla vakit geçiren insanlar günün sonunda ehlileşenin at değil ama binici olduğunu fark ederler. Bu yolda rehber attır vesaire diye bir söylemim var. Şimdi biz atlarla çalışırken sürekli atları bir şekilde işte eğitmek, onları belirli bir formda tutmak, onlara bir şeyler öğretmek, işte onlardan bir şekilde faydalanmak üzerine gidiyoruz ama burada hep atı öğrenci olarak görüyoruz. Onu ehlileştirmeye çalışıyoruz. Halbuki insan o kadar farklı bir varlık ki işte egosu olan, ondan sonra kendini işte göstermeye çalışan, inanılmaz bir iktidar ihtiyacı hisseden, kendini inanılmaz bir şekilde
işte alfa görmek isteyen vesaire. Duygusal olarak da tabii duygusal olarak da böyle bir varlık insan. Atla iletişime geçtiğimizde ilk etapta bindiğimiz zaman içimizdeki o işte özgürlük egosu şeyi hissi işte adrenalin ihtiyacı işte iktidar egosu vesaire tamamen yüzeye çıkıyor. Malum 600 kiloluk bir hayvanı serçe parmaklarınızla idare ediyorsunuz. Üzerinde koşuyorsunuz, üzerinde atlıyorsunuz, işte rüzgar yüzünüze vuruyor. Onu tek bir hamlede, tek bir vücut dağılımıyla işte yönlendirebiliyorsunuz. Çekiyorsunuz, duruyor, işte vuruyorsunuz, gidiyor vesaire. Bu insanın iktidar egosunu inanılmaz bir şekilde yükseltiyor. Ve insan o kurmuş olduğu dominansı genelde kaybetmek istemiyor. İşte elleri sert oluyor insanın, işte atı zorluyor vesaire. Hep ondan daha fazlasını istiyor falan. Zaman içerisinde biz de bunu yaparken işte atı eğittiğimizi düşünüyoruz. Zaman içerisinde at değişmiyor. Yani o at ilk günkü at oluyor ama bizim ellerimiz, ayaklarımız yavaşlamaya başlıyor. Ata ilk bindiğimizde İlk isteğimiz, talebimiz, dürtümüz ona hakim olmak, onun üzerinde koşmak, işte yüzümüze rüzgar vurması vesaire olmuyor. Biraz daha böyle beraber hareket edip minimum temas, maksimum zihin gücüyle, işte vücut ağırlığıyla, beden diliyle onunla işte iletişim kurmaya çalışmak vesaire. Elimiz ayağımız yumuşuyor. Atı sahip değil bir dost olarak görmeye başlıyoruz. Onun çıkarlarını, onun halini, onun işte sağlığını düşünmeye başlıyoruz. Onun işte gerek mental gerek fiziksel rahatlığını ve sağlığını bizim hevesimizin ön planına koyuyoruz ve günü geldiği zaman da öyle bir şeyler, ne bileyim, atı dinlendirmemiz gerekiyorsa ya da işte atı bir şekilde uzaklaşmamız gerekiyorsa ya da hatta daha az çalışmamız gerekiyorsa öyle yapmaya çalışıyoruz, başlıyoruz. Bu noktada insan değişiyor, at değil. Daha anlayışlı olmaya başlıyor insan. Empati kurmaya başlıyor. Derdini anlatmaya çalışıyor ata. Onun işte onun sağlığını düşünmeye başlıyor. Onun bakımını düşünmeye başlıyor vesaire. Bu süreçte işte o yüzden hep diyorum işte atının dizginlerine hakim olan değil. Kendi egosunun, kendi o iktidar egosunun dizginlerine hakim olabilen biniciler daha iyi binici oluyorlar, daha iyi atçı oluyorlar hatta. Bu noktada işte at aynı at kalıyor ama biz ehlileşiyoruz. O yüzden söylenmiş bir sözü. Ya çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Yani acemi bir binici olarak çok istifade ettim hakikaten. Çok iyi oldu. Ben size şeyi sormak istiyorum. Şimdi siz tabii bu konuda artık üstadsınız yani. Ben mesela Estağfurullah. ata bindiğim zaman Cami Bey böyle şey hissediyorum. Böyle sanki böyle bakıyor yani hani şey yolcuyu böyle anlamaya çalışır gibi. Nedir yani? Evet. Halleri bilir. Yani sanki ona göre gidiyor. Sanki ona göre harekete geçiyor. Ona göre davranıyor. Yani şey o hisleri tabii çok kuvvetli hayvanlar olduğu için bir yandan da sanki böyle hani şey gibi hazır mısın der gibi ya da bilmiyorum ben öyle bir anlam yüklüyorum yani. Ama hani Ya şey mi var aslında mı? doğru anlam Bir iletişim yüklüyorsunuz. şey mi kurmaya çalışıyor? Dur. Şöyle, siz de ifade ettiniz işte hissediyor, hissettiriyor. Genelde işte atların çok hisli, duygusal hayvanlar oldukları düşünülür. İşte sezdikleri, çok iyi hissettikleri, evet bunlar vardır. Mutlaka at sezer, hisseder vesaire. Ama onun haricinde aslında vücut dilinin dinamikleridir bu. Yani şöyle, atlar otobur hayvanları oldukları için, yani doğada avlanılan hayvanlar oldukları için, işte kurtlar, köpekler, vahşi kediler, insan tarafından bütün iletişim modeli vücut dili üzerindendir. Yani atlar doğada sesle iletişim kurmazlar. Zaten çıkartabildikleri ses renkleri çok azdır. Çok heyecanlanmış bir at, işte arkadaşlarını kaybetmiş ya da ne bileyim ya da sürüyü kaybetmiş, sürüyü arayan ya da işte tayını arayan ya da işte işte o bir şekilde heyecan duyan vesaire at aslında ses çıkartır. Onun haricinde
vücut diliyle konuşurlar. Biz buna şey deriz işte, siz de az çok at biniyorsunuz, işte at kulaklarını kıstığı zaman, geriye yatırdığı zaman işte şey işte asabidir, bana yaklaşma der vesaire falan. Aslında bu bir vücut dili. Doğada birbirleriyle vücut diliyle konuşurlar. Dolayısıyla şunu sormak lazım kendimize. Başka bir atın vücut dilini bu kadar iyi okuyabilen bir at, insanın vücut dilini okuyamaz mı? Yani siz ata yaklaşırken omuzlarınız biraz düşük, başınız göz teması kurmadan tereddütlü adımlarla, elinizi dizgini almak için uzattığınızda tereddütlü, işte sesinizin biraz titriyor olması vesaire. Diğer taraftan bir de tam tersini düşünelim. Emin adımlarla gidiyorsunuz, tutuyorsunuz dizgini, direkt emin şekilde göz teması kuruyorsunuz, omuzlarınız dik vesaire. At vücut dilinizi okuduğu için siz daha ata yaklaşırken o sizin hakkınızda bir fikir sahibi oluyor. Bu insan işte kendine güveniyor, bu insan kendine güvenmiyor, bu insan bana zarar verecek, bu insan bana zarar vermeyecek. Özellikle tecrübeli atlarda, aa bu biniciyi ben işte istediğim gibi gezdiririm vesaire. O yüzden ben şunu söylüyorum her zaman, binicilik at sırtında değil, yerde başlar. Ata yaklaşırken vücut dilinizle lider olduğunuzu gösteriyor olmanız gerekir. O onu anlayacaktır, okuyacaktır vücut dilinizden. Ha tabii burada başka işte konular da açılıyor. Niye lider olmak zorundayız? İşte niye işte at üzerinde alfa olmak durumundayız? Mesela bunlar biraz daha atın aslında bizden çok daha güçlü bir varlık olması, bize zarar verebilecek seviyede güçlü bir varlık olması birinci sebepler. Yani kendi güvenliğimizden dolayı buna lider olmak zorundasın. İki, atlar sürü hayvanlarıdır. Dolayısıyla sürülerinde lider olur. Bu noktada at her zaman için lider arayışı içerisindedir. İki kişiyseniz o zaman biriniz lider olacaktır. Biz çünkü atta bizde olduğu gibi işte ben bu atın sahibiyim, işte ben bu atın binicisiyim anlayışları hayvanlarda bulunmamakta. O sürünün diğer parçası olarak görmekte. Biz iki kişiysek eğer, yani at ve bensek, o sürünün diğer parçası olarak bizi görür. Bir sürüyüzdür. İki kişilik bir sürüyüzdür. İki kişilik bir sürüysek artık bu sürünün bir lidere ihtiyaç var. Siz eğer alfa pozisyonunda geçemezseniz at alfa pozisyonunda geçecektir ve size liderlik edecektir. İşte sorunlar da burada başlıyor. Siz atla iletişimde gerek yerde olsun gerek üzerinde olsun lider olamazsanız zarar görebilirsiniz. Dolayısıyla burada işte vücut dilinizle, ondan sonra işte kararlılığınızla, tereddüt etmeden, çünkü lider tereddüt etmez, emin bir şekilde onunla iletişim halinde olmalısınız ki bu birliktelik, bu eşit olmayan birliktelik. Yani bir tarafta insan malum zayıf, zarar görebilir, düşüncesi haricinde işte fiziksel olarak zayıf diyeyim. Bir tarafta da 600 kiloluk bir hayvan. Aynı zamanda da bu hayvan panik, klostrofobik ve korktuğu zaman kendi canını bile tehlikeye atabilen paniklikte bir hayvan. Buradaki iletişim dengesini işte kurabilmek için işte vücut dilini kullanmak, bu iletişimi kullanmak gerekiyor. Anladım. Bu konuşmamızla ilgili sonda size bir teklifim olacak bu konuşmanın. Bu konuşmayla ilgili ama son kısımda inşallah. Tamam, tabii ki. Tabii Size ki. şöyle Kazbek ve Genar sizin göz bebeğiniz. Yani bunu biz artık hani paylaşımlarınızdan da görüyoruz. Evet. Bu Kazbek ve Genar ile aranızdaki bağ özünüze yaklaşma misyonu taşıyor mu? Evet, taşıyor diyebilirim. Yani bir şekilde bir aileyiz onlarla artık. Aşağı yukarı 7-8 seneden beri beraberliğimiz var. Benim elime doğmadılarsa da benim elimde büyüdüler. Bugün yaptıkları her şeyi vesaire işte bir şekilde vesile oldum. Onların da kendi potansiyellerini bulmalarını da vesile oldum. Malum Türkiye'de Arap atı daha çok düz koşu yarış atçılığından geliyor. Dolayısıyla Genar'da, Kazbek'te işte hipodrom çıkmaları. Tabiri caizse ıskartaya çıkmış atlar. Yani
Hipodromda düz koşu yarış atlarında çok sportif geçmişlerine ya da çok başarılı olamamış. Özellikle Kazbek biraz da iteklenmiş bir hayvan. Ama işte malum ben sahne sanatları yapıyorum. Yani sahne sanatları yapıyorum. Aynı zamanda sinema televizyon işleri yapıyorum. İşte Genarda Kazbek'te hem işte gösterilere çıkıyorlar hem işte sinema televizyon işlerinde yapıyorlar vesaire. Onlar da benim gibi bir nevi dansçılar aslında. Onlar da kendi potansiyellerini benimle birlikte çalışmaya başladıktan sonra buldular. Aslında çok benzer bir hikayemiz var. Kendi kendilerine bulamadılar o potansiyelleri diyelim. Kazbek mental olarak çok travmalı bir attı ben onu aldığım zaman. Çok da doğru dürüst de görmemiştim. Geçen gün Bursa'da Tabiat Binicilik'te Pony Ligi şampiyonası vardı. Orada küçük bir gösteri yaptım. Orada da anlattım bu hikayeyi. Ben Kazbek'i ilk işte hipodromda boks dediğimiz o tavlasında gördüğümde şöyle hipodromda genelde şeydir. İşte günün sonunda burada bir bahis sistemi söz konusu, bir insanların başka atlara işte kötü davranma ihtimali söz konusu. Ondan dolayı böyle şeydir. Normal işte pencerelerinde teller vardır. İçeriye bir şey atmasınlar vesaire diye ya da işte başka dürtülerle. İşte şey ya, tesadüf bu ya, o günde işte kapısı kilitli, anahtar seyiste, seyisi de bulamıyorlar. Şu kadar bir telin ucundan gördüm ben Kazbey'in yüzünü, o bakışlarını ve işte o beni benden aldı. Bu tabiatta da bunu anlatmıştım. Bazen o bizi seçer, at bizi seçer diye. Orada Kazbek beni seçti aslında. Normalde işte siz de bilirsiniz. Biz bir at alacağınız zaman bir atı bir denersiniz. Fiziksel sağlığı yerinde mi, mental sağlığı yerinde mi? İşte koşuşu nasıl, işte yürüyüşü nasıl? Herhangi bir fiziksel kusuru var mı, sakatlığı vesaire? Bunların hiçbirine bakamadım. Çünkü atı çıkartamadık bakstan. Bakma şansım yoktu. Ama o bakışlar beni benden aldı ve dedim ki evet ben bu atı alıyorum. İşte sahibine sorduğumda herhangi fiziksel rahatsızlığı var mı? Fiziksel rahatsızlığın olmadığını söylediler. Ama sonra da ortaya çıktı ki mental rahatsızlığı var. Maalesef çok insandan zulüm görmüş bir attı. Çok küçüktü. 2,5 yaşlarındaydı. Şöyle örnek vereyim. Atların kemik gelişimi aşağı yukarı 7 yaşına kadar devam eder. Dolayısıyla da yani olgunlukları 12-13 yaşları itibariyle başlar. 2,5 yaşındaki hayvan henüz bebektir. Hiçbir şey bilmeyen bir bebektir. Yani çiftliğime getirdiğim zaman ne betona basıyor ne bir şey, ahırına giremiyorsunuz. En son dedim ki size bunu kapıları açalım, bunu bahçeye salalım bir 6 ay. Bu bir kendine gelsin. İşte gerçi o zaman 6 ay dememiştim ama günün sonunda 6 ayı buldu. Bir at olduğunu tekrar hatırlasın bahçede, ormanın, doğanın içerisinde. İnanır mısınız ahırın kapısını açık bıraktık ve o at oradan bir gün boyunca çıkmadı. O kadar özgüveni düşük, o kadar insana karşı tereddütlü, ön yargılı yaşadıklarından dolayı. Bugün hala zaman zaman ahırda problem yaşarız. Benim işte Kazbek'te olan gösterilerimi seyreden insanlar aramızdaki iletişimin ne seviyede olduğunu bilirler. Güven iletişiminin ne seviyede olduğunu bilirler. Ama ona rağmen ki bununla birlikte Kazbek çok alfa bir attır. Dışarıya çıktığı zaman işte başka atlarla olsun, insanla olsun onda inatçı bir karakteri vardır. O karakterini gösterir koyar. Ama ahırda kesinlikle öyle değil. Ben hayatım boyunca bilirsiniz işte bir deyim vardır. Korkudan dizlerinin bağı çözüldü ya da gözüne perde indi diye. Bir atta bunun olduğunu başka bir atta görmedim. Yani Kazbek'te bunu 3 kere yaşadık. Ahırında işte özellikle başlığını takarken 3 kere gözüne perde indi. Ayaklarının bağı çözüldü ve at yıkıldı. Yani ilk bu olduğunda zaten anlam veremedim. Sonra yavaş yavaş çözmeye başladım. Tabii günün sonunda ona göre ben de metodlar geliştirdim. Benden bile korkup ahır içerisinde gözlerine perde iniyorsa ayaklarının bağı çözülüp işte gözleri sabitleniyor ve yıkılıyor. Böyle bir şey oluyorsa yani bilemiyorum bu kadar güvene rağmen neler yaşadı. Özellikle işte başlığını takarken vesaire. Demek ki bu at
inatçı bir karakterdi. Zaten koşmamış, koşamamış da düz koşu yarışlarında. Kendi bir tavır koymuş. Ona karşı da karşı bir tavır almış ve bu onu mental olarak etkilemiş. Velhasıl sonra yavaş yavaş iletişimlerimiz başladı onunla. İşte ufak ufak üzerine binmedim ki bugün bile çok az binerim Kaz Bey'e. Genelde işte kondisyon çalışmaları yapacağım zaman binmeyi tercih ederim. Bütün onunla iletişimim yerdedir. Biraz da şımarık yetiştirdim diyebilirim. Ondan sonra Gener'in tamamen farklı bir hikayesi var. Kazbek'le ilgili şunu söyleyeyim. Kazbek çok yetenekli bir at, işte heybetli bir at, oyun oynamayı çok seven bir at vesaire, iletişim çok seven bir at. Bunların onun hepsi yani onun DNA'sında gizli işte potansiyelleriydi. Benle birlikte sahne sanatlarında çalışmaya başladıktan sonra o da değerini ortaya koyabildi. Yoksa hipodromda artık ıskarta bir attı, değeri tamamen bitmişti. Keza Gener de o şekilde. Gener biraz daha ondan farklı Kazbek'ten. Gener işte her zaman İngilizce cool diye bir terim vardır ya, o küçüklüğünde de cool'du. İşte evimin direği, inanılmaz bir özgüveni var, inanılmaz bir işte entelektüelitesi var. Tabii beraber de çok çalıştık, çok farklı şeyler yaptık vesaire. Ama onun zaten her zaman içinde vardı. Onun DNA'sında vardı o işte alfalık, o işte kendini sevme, beceri vesaire. Ben her zaman şey diyorum, işte işler kötüye gittiği zaman Gener'e sırtımı dayarım. Hatta işte Antalya'da bir dönem işte dört at gösteri yapmaya gittik. Zemin öyle farklıydı ki diğer atlarım çok kaydı, bir şeyler yapamadık vesaire. Sıkıntılarımız oldu. Bütün gösteri tek başına Gener'le yaptık vesaire. Dolayısıyla o da işte kendi potansiyelini benimle birlikte buldu diyebiliriz. Bir atım daha var, Elbrus. O biraz daha farklı. O da işte bizimle birlikte gösterileri, sinema, televizyon vesaireler şey yapıyor. Ama Kazbek'le Gener'in yanında o yıldızı biraz daha düşük. Dolayısıyla çok çocukların arasında ayrımcılık yapmak istemiyorum ama sizin de bahsettiğiniz gibi Gener'le Kazbek benim için biraz daha şey farklı. Bir taraftan da bana çok şey öğrettikleri için, atlara dair bana çok şey öğrettikleri için farklı. Şey Cavi Bey, ben hani böyle atlarla haşır neşir olduğumdan beri hani birçok paylaşım, birçok okumalar yapıyorum, fakat şöyle hani atların potansiyelini keşfetme, bunu ortaya çıkarabilme, atların bir entelektüelitesi olduğunu şu an ifade ettiniz. Yani bunlar harika bir şey oldu benim için, çok hani bir yol açtı diyeyim. Orada biraz bir derinleşmem gerekiyor. Çok merak ettim. Çok dikkatimi çekti bu konu. Ben eğer müsaadeniz olursa dün paylaşmış olduğum hani katılımcıların da sorularını almıştım. Eğer müsaadeniz Evet. olursa onlardan birkaç tane size sormak istiyorum. Tabii lütfen. Melikşah beyefendi şunu sormuş. At üstünde ok atma gibi tarihe dayanan heyecanları tecrübe etmek nasıl bir duygu sizin için? Yani tabii atlı okçuluk tamamen farklı bir dal, tamamen farklı bir heyecan, tamamen farklı bir keyif. Zira burada iki tane çok farklı şeyi yapıyorsunuz. Özellikle geleneksel okçuysanız hem atın üzerinde koşuyorsunuz, ata hakim olmak durumundasınız, atla bir irtibat halinde olmak durumundasınız. Bir de elinizde bir soğuk silah var. İşte onun bir dengeleri, onun işte kendi bir felsefesi malum. Özellikle geleneksel ok gönül gözülüğüyle atıldığından dolayı orada bir felsefesi de var, bir hissiyat da var, bir başka bir hissi de var. Çok keyifli ama işte tabii maalesef Türkiye'de atlı okçulukta da keza geleneksel sporlar genel olarak öyle ama atlı okçulukta da maalesef Türkiye'de inanılmaz bir geçmişimiz olmasına rağmen bugün işte çok da böyle istediğimiz zaman istediğimiz yerde yapabileceğimiz işte tesislerin olduğu, işte imkanların olduğu ya da kendini gösterebileceğiniz bir faaliyet, bir spor dalı değil. Kendini göstermek neden önemli? Yiğide at, ata meydan lazım demişler. Sonunda bu tür şeyler tutkuyla alakalı olan şeyler ve insan bunları tabii ki
tatbik etmek, göstermek, bir şeyin parçası olmak, yaşatmak ve yaşandığını göstermeyi diliyor. Bu konularda biraz zayıfız açıkçası söylemek gerekirse. Son yıllar biraz daha iyiyiz ama geçmişte biraz daha zayıftık. İnşallah daha iyi olacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Ben de öyle umut ediyorum. Çünkü çok uzaklaştırılmışız özümüzden Cem Bey. Yani oradaki değerlerden, geçmişimizden çok çok uzaklaştırmışız ama inşallah dönüyoruz tekrar. At dokçuluk olsun, binicilik olsun. Bu alanlara ilgi hakikaten artmış durumda özellikle. Ben bir ikinci soruyu sormak istiyorum. Şimdi İhsan Bey sormuş. At yatırma yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları çok kısaca söyleyebilir misiniz? Şöyle, tabii ki her şey güvenle başlıyor. Atlar av hayvanları olduklarından dolayı doğada yatarak, daha doğrusu yatmayı çok seven hayvanlar değil. Çünkü bütün savunma stratejileri kaçmak üzerine kurgulu. Atlar savaşmaktan ziyade kaçmayı tercih ederler. Güçlerini sürüden alırlar. Avlanılan hayvan olduklarından dolayı klostrofobiklerdir. Çünkü atıyorum kapalı alanlarda kaçma şansları yoktur. Paniklerdir vesaire. Bu noktada yatmayı da çok fazla sevmezler. Çünkü yattıkları anda bütün savunma mekanizmaları çöker. Yani kaçamazlar. Yani, çevreyi göremezler, gözlemleyemezler. Malum atların gözleri de çok fenomendir. Yani ileriye baktıkları zaman bizim gibi binoküler, derinlikli, üç boyutlu görürler ama aynı kuşlar, güvercinler, işte tavuklar gibi yana doğru bakışları da vardır. Monoküler, birbirinden bağımsız olarak. Bu da işte otlamak için eğildiklerinde yaklaşan avcıyı görebilmeleri ne sağlar? İşte kulakları dört bir yana birbirinden bağımsız bir şekilde hareket eder. Yani sesin geldiği noktaya kulağını odaklandırıp o sesi daha iyi almaya çalışır. O da işte bu dediğim gibi işte bu av hayvanı, otobur psikolojisi. Şimdi at yattığı zaman savunmasız olduğundan dolayı yatmayı çok tercih etmez. O zaman nasıl şey yapıyor? Genelde işte uyuklamayı ayakta yapar at. Derin uykuyu yatarak yapar ama o da en güvenli saatlerde. İşte süreye baktığınız zaman bu gece değil, işte genelde sabahın ilk saatlerinde olur ve sırayla olur. Bütün atlar hepsi birlikte yatmaz. İşte bir kısmı yatarken bir kısmı ayakta bekçilik yapar. Herkesin gözü zaten liderin üzerindedir vesaire. Bu da bu derin uykuda işte 15 dakika maksimum 30 dakika arasında gerçekleşir. Ki enteresandır, atlarda rüya gören işte özel hayvanlarından bir tanesidir. Şimdi bir atı yatırmak istiyorsanız inanılmaz bir şekilde güven sağlıyor olmanız lazım. Sizden kesinlikle bir zarar gelmeyeceği, ek olarak da sizin onu koruyacağınıza dair bir fikri olmalıdır at. Çünkü bir at yattığı zaman canını size teslim ediyor demektir. Dolayısıyla bunu teknik anlamda işte şurasına şöyle dokunun, burasına böyle dokunun diye anlatmam biraz zor. Burada da gerek yok ama şunu söyleyebilirim. Atın sizin yanınızda kendini bırakabilmesi için, o güdülerini bırakabilmesi için size güven duyması gerekir. Bu da işte iletişimden geçer. At size güveniyorsa yanınızda yatacaktır da, yanınızda işte ne bileyim kalkacaktır da, oturacaktır da vesaire. O yüzden teknik olarak bu soruyu cevaplamıyorum ama güven ilişkisinin atla iletişimde çok önemli olduğunu nun altını tekrar çizerek işte bu soruyu da cevaplamış olayım. Teşekkür ediyorum. Ayçenur Hanım sormuş. Attan düşünce birkaç ay ara verip sonra bir daha binmek için nasıl bir motivasyon sağlamalıyım demiş. Şöyle, her şeyden önce şunu kabul ediyor olmak lazım. Ata binen düşer. İlla düşeceksiniz diye bir şey yok ama yeterince uzun süre ata binerseniz düşersiniz. Burada işte önemli olan o düşüş korkusunun sizin faaliyetlerinizin önüne geçmemesi. Malum işte bir söz vardır. Ölümün kendisi pardon, ölüm korkusu ölümün kendisinden daha korkunçtur diye. Genelde işte attan işte düşme korkusu insanları bir şekilde tutar. Attan düştükten sonra da kimimiz de işte tekrar düşeceğim vesaire diye böyle atımızla aramıza bir soğukluk koyarız. Burada şunu yapıyor olmak lazım. Bunu sadece bu soruyu cevaplarken değil, genel olarak da söylemiş olayım.
At demek illa bineceğiz demek değil. Yani atla yerde de çok iyi bir iletişim kurabilirsiniz. Atla yerde de çok iyi bir dost olabilirsiniz ki yerde asıl başlaması gerekir bu iletişimin ve dostluğun. O yüzden binicilikten ziyade atçılık önemlidir. Bu noktada tekrar biniciliğe geri döneceğiniz zaman eğer içinizde bir güvensizlik, bir korku hissediyorsanız o iletişimi atın sırtında değil, yerde kurmaya başlayın. Ben attan çok korkan insanlara da onu tavsiye ediyorum. Yerde ilişki kurun atla. Onunla zaman geçirin, onu otlatın, tımarın. İşte her gittiğinizde havuç verin, baksın etrafında dolanın, onu gözlemleyin, o sizi görsün. Sizin bir sürünün parçası olduğunu görsün, sürüsünden kabul etsin sizi. Atla vakit geçirin. Bir söz var, at seyisini sever, sahibinden korkar diye. Atın seyisi olun. Zaman içerisinde onu tanımıyorsanız atı tanıdıkça, düştüyseniz tekrar özgüveniniz o iletişimden dolayı geldikçe vesaire, o atın atla bir şeyler yapma isteğine daha fazla sahip olacaksınız. Bu da sizi bir gün atın sırtına çıkartacak tabii ki. Harika. Teşekkür ediyorum. Umutcan Ben beyefendi teşekkür son. ederim. Zaten de aranız nasıl bu kadar iyi demiş. Yani bunu tabii çok böyle ezoterik bir şekilde anlatmak istemiyorum. Ben bunun için doğdum vesaire diye. Ama şöyle, hayatımın hikayesi bu. Yani ben 26 yaşında işte Sirk'te atları ilk gördüğüm zaman, öncesinde at biniyordum vesaire, atlarla ilgili farklı tecrübelerim de bulunuyordu. Ama 26 yaşımda atlı bir hayat yaşamak istediğime karar verdim ve bütün planım, projemi, işte enerjimi buna yönlendirdim. Bir yaşlanma projem var. Yaşlanma projesi olarak da bunu adlandırıyorum. Tabii ki işte atlara dair hayallerim var. Sahne sanatları kökenli bir insan olduğumdan dolayı işte atlarla bir de işte dansçıyım, üzerine atlı akrobasi yaptım işte Rus esteklerinde vesaire. Atlarla işte sahne sanatlarının adına projelerim, hayallerim vesaireler var. Ama bunların hiçbiri olmasa bile günün sonunda asıl hayal o değil, atla yaşamak olduğundan dolayı günün sonunda hiçbir şey yapamasam bile işte hayatımın son demlerinde bile işte bahçemde kendi atlarım otluyor. Ben de onlarla birlikte çay içiyorum. Ondan sonra onlarla sohbet ediyorumu yakalayabilirsem ne ala. Bütün yaşlanma projem bunun üzerine. Bu bir hayat yolu olduğundan dolayı hayat yolu olduğu zaman da işte üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Hayalleriniz, hedefleriniz varsa bir şekilde odaklanıyorsunuz. Bu konuda daha iyi iletişim nasıl geliştiririm, daha iyi birbirimizi nasıl iyi anlayabiliriz, daha iyi dostluk nasıl kurabilirim diye enerji, emek sarf ediyorsunuz. Tutku öyle bir şey ki sizi aldığı andan itibaren sizi her türlü bilgiye ulaştırıyor. Çünkü algıda seçiciliğiniz başlıyor. Ben şimdi nereye gitsem bir yerde bir at görürüm. İşte geçenlerde bir belediye otobüsünde oradaki camın logosu, camın markasının logosunda at varmış. Bir anda gözüm ona ilişti. Daha önce hiç görmemiştim. Dolayısıyla hayatta sizin algınıza hizmet etmeye başlıyor. Ortamda atla ilgili bir şey varsa işte onu görmeye başlıyorsunuz vesaire. Ama burada tabii biraz konu dışı olacak ama şunu da şey yapmak lazım. Altını çizmek lazım. Ben ata dair bilgilerimi edindiğim en verimli dönemler atlarımın olmadığı dönemlerdi. Yani atları tanımak istiyorsanız illa ata da ihtiyacınız yok. O kadar geniş bir kaynak var ki internet üzerinde. Türkçe'de malum biraz az, maalesef çok eksiğimiz var ama yabancı dillerde çok fazla kaynak var. Bugün şansımıza YouTube diye bir şey var. Yani kitapta okuyorsunuz, okey, orada anlatıyor teknik olarak, teorik olarak ama burada bir de tatbik ediyor olmak lazım. Çünkü iletişimin en önemli noktalarından bir tane, atla iletişimin en önemli noktalarından ise atın vücut dilini okuyabilme. Bunu işte teorik olarak evet biri size anlatabilir ama tatbiki görmek sizi inanılmaz geliştirecektir. İşte doğal binicilik metotları ya da işte natural horsemanship deniliyor. Atın psikolojisi, atın ruhu, atın işte davranış biçimini vesaire ele alan bir dal bu. Bununla ilgili mesela
Çok okudum, çok izledim. İşte eğitim setleri vesaireler, ondan sonra kitaplar, işte İngilizce olsun, Rusça olsun, bunlardan çok faydalandım. Bunlardan faydalanırken, bunlar bir şekilde bunlarla kendimi geliştirmeye çalışırken atlarım da yoktu. Dolayısıyla illa işte her şey bilmek demek değil, bilgiyi alabilmek, o güzel altyapıyı, iletişimdeki o güzel altyapıyı şey yapabilmek adına. Bu arada hemen bu bir soru gördüm, işte kaynak önerir misiniz diye. İnternette natural horsemanship diye yazdığınız zaman işte gerek YouTube'da gerek işte web sitelerinde inanılmaz kaynaklar var. İşte kurumlar var, web siteleri var vesaire, kitaplar var. PDF dosyaları var indirebileceğiniz. Atın binmek haricinde, binicilik haricinde atçılıkla ilgilenen insanların mutlaka bunlara başvurması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sedat Eren sormuş. Atın üzerindeyken geri geri yürümesini nasıl tanımlarsınız? Evet, yani teknik olarak birazcık dizginlere baskı uygulayıp vücudunuzu çok hafif geriye alabilirsiniz, çok hafif öne de alabilirsiniz. Bu biraz şöyle, şimdi açlığı, Türkiye'de açlığı özellikle 3 kategoride ben ele alıyorum. İşte geleneksel binicilik, hipodrom biniciliği, manej biniciliği. Bunların hepsinde işte atlar farklı, ekipmanlar farklı, biniş teknikleri, teoriler vesaireler farklı. Atın özüne yaklaşım aynı olabilir ama diğer taraftan da yaklaşım metodunuz biraz farklı. Şimdi bir manej biniciliğine gittiğiniz zaman işte burada işte ne bileyim sizden topuklarınızı biraz baldırlarınızla sıkıştırmanızı, yardımcı olmanızı, vücudunuzu öne almanızı isteyebilirler. İşte geleneksel biniciliğe gittiğiniz zaman işte vücudunuzu biraz geriye alıp dizginlere daha fazla yüklenmenizi isteyebilirler vesaire. Teknik olarak bunların hepsi sizin branşınıza göre değişebilir. Bu doğrudur, bu yanlıştır demek yanlış olur açıkçası söylemek gerekirse. Atçıların arasında öyle de bir şey var. Herkes bu sadece galiba atçılarda da değil ama kendi ilgilendiği branştaki şeylerin yaklaşımların en doğru olduğunu düşünüyor. Halbuki kültürel farklılıklar da oldu. İnsani kültürel değil ama branş farklılıkları, branş kültüründeki farklılıklar olduğu için her biri kendi branşına göre doğru. Bu soruya da ben genelleme yaparak cevap vereyim. Kendi branşınızdaki, yani işte at nasıl geri geri yürütülür'ün tek bir cevabı yok. O branş üzerinden gidiyor olmak lazım. Kendi branşınıza göre, kendi malzemenize göre buna bakmanız gerekir diye cevap vermiş oldum bu Tamam, soruya da. teşekkür ediyorum. Son Çok bir şey sorum. söylemedim ama. Yok yok, tamam. Son sorumu soruyorum. Bu oyunculukla diziye yönelik bir soru. Uyanış dizisine nasıl Evet. çağrıldınız? Oyunculuk için eğitim aldınız mı diye sormuş. Oyunculuk için eğitim almadım ben. Keşke almış olsaydım. Çok keyifli malum. Özellikle benim için keyifli çünkü ben oyuncu değilim günün sonunda. Atlar sayesinde zaten 2007 yılında ben 2005'te Türkiye'ye döndükten sonra katıldığım ilk proje sinema televizyonda 2007 olması lazım. Yahşi Batı'ydı. İşte orada atlarla ilgili bir arayış söz konusuydu. İşte bir araya geldik ve orada çalıştım. Ondan sonra her sene mutlaka ya bir sinema televizyon oldu ya bir dizi oldu vesaire. Aslında benim oradaki varlık gösterebiliyor olma sebebim atlarla yaptığım sıra dışı şeyler oldu ve bunun da uygulayısının Türkiye'de başka uygulayısının çok fazla olmayışı oldu. Süreç ben daha çok kamera arkası çalıştım. İşte Ejnebiler Horsemaster diyor. İşte binicilik koordinatörü diyelim. Zaman içerisinde iyi de bir biniciye ihtiyaç olduğundan dolayı kamera önünde beraber çalıştığımız yönetmenler olsun, yapımcılar olsun, işte ne bileyim küçük roller sağ olsunlar bahşettiler. O da buraya kadar geldi. Bu yanışta da malum işte atlar olduğu için atın olduğu yerde bir şekilde sağ olsunlar biliyorlar, buluyorlar. Bir şekilde öyle bir birlikteliğimiz oldu. Hem kamera arkası hem kamera önü işte çalışmaya devam ediyorum. Valla Jambi Bey, yani şöyle dizilerde almış olduğunuz roller böyle biraz sert olmak gerektiriyor. Yani biz sizi öyle görüyoruz ekranlarda. Fakat ben sizinle iletişime geçtiğim andan itibaren ne kadar naif ve mütevazı bir insan olduğunuzu düşündüm ve bunu nasleten de Sağ olun, söylemek eksik olmayın. istedim. Hakikaten maşallah diyorum yani.
Son olarak da Teşekkür size ederim, şunu eksik sormak olmayın. istiyorum. Attığınız adımlarla dünyada nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz? Ve insanlara vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ben atı insanlara anlatmayı kendine misyon seçmiş bir insanım. Dolayısıyla atı daha iyi anlamamızı sağlayabileceksem, ata daha iyi davranmamızı sağlayabileceksem, atın derdiyle dertlenebilmemizi sağlayabileceksem ne âlâ diyorum. İnsanlık adına çok büyük mesajlarım yok ama atlar adına mesajımı iddialı tutmaya çalışıyorum. Malum çok köklü bir geçmişimiz var, tarihimiz var atlarla. Bizim bilmediğimiz dönemlerden kalan. Bugün baktığın zaman bizden çok daha eskiler bu dünyada. 60 milyon yıllık bir geçmişleri var. İlk atla bugün en azından bildiğimiz iletişim noktalarımız tabii ki onları avlamakla başlıyor. Onların peşinden koşmakla başlıyor. Sütlerinden, etlerinden, kemiklerinden, toynaklarından, tüylerinden, işte ne bileyim yelelerinden yararlanmakla başlıyor. Aşağı yukarı milattan önce işte 23 binler, 25 binler, 20 binler, 27 binler bizim atlara ilk sevdalandığımız dönemler. Fransa, İspanya sınırında işte ki bu izleyicilerimiz internetten de bakabilirler. Chavette ve Lascaux mağaraları vardır. Bu mağaralarda işte ilk at resimlerini, insanın çizdiği ilk at resimlerini görebilirsiniz. Online müzelerdir bunlar aynı zamanda. İnternette görebilirsiniz. Milattan önce 27 binlerden itibaren insanın atlara bir hayranlığı söz konusu. Ha, evcilleştirmiş olması, akabinde de atı ehlileştirmiş olması başka süreçler. Bize çok daha yakın yani atın evcilleştirilmesi aşağı yukarı 6.000-6.500 senelik bir şey. Ben evcilleştirmeyle ehlileştirmeyi ayırıyorum biraz. 6.000-6.500 yıllık bir geçmişe sahip ama ehlileştirmez yani atı bir hizmet hayvanı olarak bir yoldaş olarak kullanmaya başlamamız aşağı yukarı milattan önce 3.500'ler. Binmeye başlamamız pardon 2500-3000'ler binmeye başlamamız binler 1500'ler milattan önce. Dolayısıyla hayranlığımız çok eskiden olsa da onunla iletişime girmeye cesaretimiz sadece birkaç bin yıllık. Ama bize çok çok şey katmış bir hayvanlar. Ben hep işte bana sorarlar köpek mi yoksa at mı insanın daha iyi dostudur diye. Ben hep köpek insanın iyi dostudur ama insanlık tarihini at yazmıştır diye her zaman cevap veririm. Dolayısıyla biraz da çoklu beygir gücünün hayata geçtiği noktadan itibaren özellikle 1900'lerin başları itibariyle atların bizim hayatımızdaki rolleri küçülmeye başladı ve bugün geldiğimiz noktada aslında buraya ulaşmamızı sağlayan atlara karşı böyle bir nankörlüğümüz de söz konusu. Modern şehirlerden atlar çekilmiş durumda. Halbuki bizim sağlığımıza, psikolojimize, işte fizyolojimize o kadar büyük bir şeyleri var ki, katkıları var ki, biraz işte egomuza vesaire. Dolayısıyla ben de işte bunların hepsinin mesajlaştırılıp hem atı insanla birlikte insanın yanında atın daha konforlu olmasını sağlamaya çalışıyorum. İnsanın gözündeki at bakış açısını değiştirmeye çalışıyorum. Hem de diğer taraftan da atlara o iadeyi itibarı sağlamaya çalışıyorum. Benim de işte misyon olarak kendime gördüğüm şey bu. Biraz önce, daha doğrusu birkaç soru öncesinden demiştim ya, size bu konuyla ilgili sonda bir şey söyleyeceğim diye. Evet, Şimdi evet. tam da bu şeyle, bununla da çok örtüşmüş oldu. Şöyle, sanırım Genar'ın misafiri olduğu belli bir dönemde bir çiftlik de, Çakır Beyat Çiftliği'nde sanırım misafir olmuş bir Evet. tanışmışlığınız var. Şimdi ben Evet. orada biniciliğe gidiyorum. At biniyorum. Evet. Şöyle, şimdi sizi sevenler de çok fazla. İlgiyle takip Sağ edenler de, olsun. atla, binicilikle ilgilenenler de bana bu soruların dışında bu tarz mesajları da çok aldım. Şimdi ben sizi şöyle söyleyeyim. Sizi takip edenler, sevenleri de davet edebileceğimiz, sizin de davet ettiğimizde icabet edeceğiniz böyle bir workshop tadında bir buluşma Çakır Beyat Çiftliği'nde yapabilir miyiz? Bunu size teklif etmiş olayım ve de davet etmiş olayım.
Vallahi teşekkür ederim davet için. Memnuniyetle icabet etmek isterim. Tabii ki işte biliyorsunuz malum işte bu koşturmacadan programdan dolayı en azından şu an ne zaman olur nasıl olur onu söyleyemem ama böyle bir şey organize edebilirsek çok memnun olurum. Zaten bunları da çok yapmak istiyorum. Bunların üzerine biraz çalışıyorum. İşte toparlamaya çalışıyorum bilgileri. İşte atın vücut dili olsun, atların tarihi geçmiş olsun, at insan ilişkisi nasıl olması gerekiyor olsun. Bunları hep iletmeye çalışıyorum. Özellikle binicilere de iletmeye çalışıyorum. Çünkü onlar zaten hali hazırda atlarla temas halindeler ve o temas çok daha güzelleştirilebilir. Buna da vesile olursanız çok memnun olurum. Ben de o zaman sözümü almış oldum Can Bebek. Sözümüz söz olsun. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oldu. Çok çok Sağ bilgilendim. olun. Farkındalığımız arttı. Bakış açımız çok değişti. Yani şahsen bir binici olsam da olmasam da bu anlamda bir bilgi birikimi oluştu zihnimde. Atlara dair özellikle. Çok teşekkür ediyorum. Bilginizi Ben bizimle teşekkür ederim. paylaştığınız için, tecrübelerinizi, hikayenizi bizimle paylaştığınız için ben çok keyif aldım. Umarım katılımcılarımız da keyif almıştır ve bundan yayınımızı daha sonra izleyecek olanlar da inşallah aynı şekilde. Son olarak ben size bırakmak istiyorum sözü, söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım ve sonrasında kapatalım. Her şeyden önce davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de keyif aldım. Diğer taraftan da mesajımı iletme imkanı sağladınız bana, imkanına sahip oldum. Bunun için gerçekten müteşekkirim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar bir araya gelebilmeyi İnşallah, inşallah. Biz de sizi tanıdığımız için hasreten özellikle ben de şahsım adına ve ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi TRT 1 ekranlarına geçiyoruz. Size olan diliyorum. izlemeye devam edeceğiz. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür İyi ediyorum. akşamlar İyi diliyorum. akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.